İlyas ve onun Tanrı'ya imanına bir daha bakın. Bu iman ancak Tanrı'yı tanımayı ve ona güvenmeyi öğrendiğimizde gelir. Tanrı'yı ne kadar çok tanırsak ona o kadar çok güvenebiliriz. Öyle gözüküyor ki İlyas Tanrı kendisine ne yapması gerektiğini söyler söylemez Irmak'ın yanına gitmişti. Tanrı'nın bizim için sağlayacaklarına sahip olmak istiyorsak bizim de Tanrı'yı tanımayı ve ona güvenmeyi öğrendikçe Tanrı'nın gösterdiği yolda gitmemiz lazımdır. Tanrı'nın bizden hiçbir zaman kutsal kitaba aykırı bir yolda gitmemizi istemeyeceğini aklımızda tutalım. Biz de İlyas gibi geleceğimizi Tanrı'nın ellerine bırakıp ona güven duymaya razı mıyız? Ben bazen bunda zorlanıyorum. Şu ya da bunun derhal yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama Tanrı anlamadığım bir nedenden ötürü bekle diyebiliyor. Belki de ırmak daha kurumamıştır ama yavaş yavaş kurumaktadır. Ve Tanrı'nın yardımına ihtiyacımız olduğunu düşünürüz. Evet, Tanrı İlyas'a bir çukur kazmasını söyleseydi, İlyas'ın bunu yapması gerekirdi. Ama bizler Tanrı'nın önünden koşmayalım. Tanrı'nın saldıkları bize o durumlardan geçirmek için her zaman yeterli olacaktır. İlyas o dul kadına daha önce gitseydi ya da Tanrı'ya gitmesi gerektiğini hissetmediğini söyleseydi neler yaşayacağını bilmiyoruz. İlyas efendisi Tanrı'nın ardından gitmişti. Günümüzde biz de aynısını yapalım ve yolu bilen ve sonu şimdiden gören Tanrı'ya güvenmeye razı olalım. Tanrı bazen çocuklarının ihtiyacı olan şeyleri sağlamak için çeşitli yollar kullanır. Tanrı'nın bereketleri her zaman yeterlidir. Bu dul kadının evinde ihtiyaçları yeterince karşılanmıştı. Bolluk içinde yaşadıklarını okumuyoruz. Bizler de savurgan olmamak için sahip olduğumuz şeyler konusunda dikkatli olalım ve her şeyi Mesih'in iyi kahyaları gibi kullanalım.